10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 72 Düşler Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Düşler Yayınları Sayfa 72 Metne hazırlık ölen bir kişi bir edebi eserin için konu olabilir. Açıklayınız. Cevap, onun için ardından yaşanılan acıların dile getirilmesi sonucu söylenen dizeler, bugün ağıt dediğimiz şiir türünün ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Metni anlama ve çözümleme 1. Ağıt, metinde sözü edilen kişinin özellikleri nelerdir? Cevap, o misafirlerine yemekler ikram eden, düşmana karşı mücadele eden, düşmanların ateşini söndüren, büyük işlere kalkışan biri olarak nitelendirilmiştir. B. Metnin söyleyicisinin muhatabı kimdir? Cevap, muhatap şiir okurlarıdır. Ayrıca ölen kişiyi seven ardından gözyaşı döken kişilerdir de. İkinci metinde ortaya konan duygu ve düşünceler nelerdir? Bu duygu ve düşünceleri ifade eden kişinin, ölen kişiye hangi değerler üzerinden bağlı olması beklenir? Cevap, metinde ölen kişinin ardından yaşanılan acılar dile getirilmiştir. O kişinin gelecekte de hatırlanması için onun kahramanlıkları anlatılmaktadır. Ölen kişiye derinden bir sevgi ve muhabbet duyulması gerekmektedir. Onun anısına saygı ile durulması elzemdir. Üçüncü metindeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz. Bu iletilerle ilgili görüşlerinizi açıklayınız. Cevap: açık ileti, ölen kişinin kahramanlıklarının anlatılması ve ona duyulan saygının dile getirilmesidir. Örtük ileti, ölenin ardından duyulan acı, ölenin geleceğe taşınması. 4. Metinde hangi ahenk unsurlarından yararlanılmıştır? Belirleyiniz. Cevap, metinde kafiye, redif ve ses tekrarları ile ahenk sağlanmaktadır. Taturgan, ikatargan, ikadırgan, buradaki gan sesleri rediftir. Atarlar ise zengin kafiyedir. Öçürgen, keçirgen, keçürgen, buradaki gan sesleri rediftir. Çirler tam kafiyedir. 10. Sınıf Düşler Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 72 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.